olsun barikasından içlerinden gelen sevgili hemşehrilerim. Türkiye'nin 81 yılından çağda bulunduk ama yakın Sivas'a, yakın ara, uzak ara illerinden gelen çok değerli konuklar. Sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun emperyal devletler tarafından bay edildiği, Osmanlı'nın içten içe çökertildiği bir süreçte Osmanlı bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bu ilde Sivas'ta atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 4 Eylül'de toplanan Sivas Kongresi Kuvayi Milliye Ruhla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. O nedenle bu ilin önemini, tarihteki misyonunu unutmayacağız, unutulmayacaktır. Bugünlerde Türkiye'ye sıkıntılı bir süreci yaşamaktadır. Türkiye rejimi değiştirilmek istenmektedir. Hukuk sistemi değiştirilmek istenmektedir. Parlamentonun işlemi değiştirilmek istenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devletin görevlerinden olmak istenmektedir. Kuvvetler Birliği'nden yana bir takıntılı anayasa değişikliği geçirilmeye çalışılmaktadır. Tek adam yönetimi getirilmeye çalışılmaktadır. Bir kişiye tüm yetkiler verilmek istenmektedir. Özellikle Türkiye'nin rejimi değiştirilmek istenmektedir. İşte bu nedenle bir kez daha Sivas'ta toplanmış bulunmaktayız. Bir ülkede savaş var ise, bir ülkede terörle mücadele son safhada, son haddindeyse, bir ülkenin ekonomisi kötüye gidiyor ise, kutuplaşma had safhada ise, bu ülkede siyasetin önceliği anayasa değişikliği midir? Rejim değişikliği midir? Hayır, bunu başaramayacaklar, olmayacaktır, buna izin vermeyeceğiz. Parlamento sürecini hepimiz birlikte izledik. 16 Temmuz FETÖ kalkışmasının ardında OHAL ilan edildi. Türkiye'nin başka gündemi varken Sayın Bahçeli başkanlık sistemini Türkiye'nin gündemine taşıdı. Neden taşıdığını hala anlamış değiliz. Kendileri de hala yeteri kadar bir açıklama getirmemişlerdir. Benden önceki konuşmacılar bahsettiler. 2002'de Türkiye'yi 60 günde erken seçime neden götürdüğünü ben hala bilmiyorum. Türkiye kamuoyu hala açıklama beklemektedir. 7 Haziran seçimlerinde henüz sandık sonuçları belirlenmeden Sayın Bahçeli hükümet kurmayacağını ilan etti. Biz bunu da henüz anlayamadık. Bu da yetmiyormuş gibi AKP ve Bahçeli destekli anayasa değişikliği 316 AKP milletvekilinin içeriğini ve kararlarını görmediği bir boş kağıda imza attılar. Bu da yetmiyormuş gibi aslında parlamentoda reddedilmesi gereken bu yasa ya da bu değişiklik açık oylamayla, aslında gizli yapılması gereken bir oylamayla Türkiye'nin gündemine getirilmiştir. Değerli konuklar, biz burada bu oylamada, bu referandumda hiçbir partiyi oylamayacağız. Biz burada hiçbir lideri oylamayacağız. Biz bu referandumda geleceğimizi oylayacağız. O nedenle pankartları kaldırır mısınız? Nevşehirliyiz, Iğdırlıyız burada, Kütahyalıyız, Aydınlıyız, Malatyalıyız, Erzincanlıyız, Bursalıyız, Hakkari'liyiz, Çankırı'lıyız. Biz Türkiye'liyiz burada ve Sivas'tan haykırıyoruz, hayır diyeceğiz. Biz AKP'liyiz, biz CHP'liyiz, biz MHP'liyiz, biz Büyük Birlik Partiliyiz, biz Vatan Partiliyiz, biz tüm partileriz. Ve biz burada bir görev sayıyoruz kendimize, hayır oylarının çıkması için sonuna kadar çalışacağız. Son cümle başkanım. Evet. Teşekkür ederim.
Sevgili Sivaslılar. Uzak illerden, yakın illerden gelen değerli konuklar. Anadolu'nun yiğit insanları, onurlu insanları. Gelin, etmeyin, eylemeyin. Gözünüzü seveyim. Evinizin, barkınızın ocağını söndürmemek için bu anayasaya hayır diyelim. Geleceğinizi kurtaralım. Saygılar, saygılar.